direktörü, akademisyenleri, yöneticileri, çalışanları, öğrencileriyle değerli Hacettepe'liler, saygın Hacettepe dostları ve saygıdeğer Hacettepe konukları. Üniversitemizin 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde başlattığımız Hacettepe konferanslarının 10.sunu gerçekleştiriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Bakanım, çok değerli Hacettepe'liler. Burası bir eğitim yuvası. Bu eğitim yuvası olduğunu bundan daha iyi gösteren bir fotoğraf düşünemiyorum. Hepinize bu katılımınız dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Aslında bu katılımınız bu ülkede eğitime verdiğiniz önemi, eğitimde çığır açmayı düşünen, planlayan, hayal eden ve inşallah gerçekleştirecek olan Sayın Bakanıma bir Hacettepe hoş geldini olarak düşünüyorum. Ama zaten Sayın Bakanım Hacettepe'li. Ben bu günü, bu organizasyonu başta Sayın Bakanıma bu güzel hoş geldini sunan siz değerli Hacettepe'lilere ve öğrenci kardeşlerime çok özel teşekkür ediyorum. Buranın organizasyonunda ve güvenliğinde sabahtan beri emeği geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün değerli elemanlarına ve bizim Hacettepe'nin değerli güvenlik elemanlarına ve SKS elemanlarına, genel sekreterliğe, bu organizasyonu gerçekleştiren basın halkla ilişkiler dairesinde çalışan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar Hacettepe konferanslarını hep bu düzeyde tutacağımıza söz vererek Sayın Bakanımın zamanından çalmamak için müsaadelerinizi rica ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Rektörüm. Evet Sayın Konuklar, sıra konferans konuğumuzda. Kökeni, yürüttüğü görevler, aldığı sorumluluklar nedeniyle öğrenci, veli, öğretmen, müfredat gibi eğitimin en önemli unsurlarına hakim, dünya okul sistemleri hakkında uzman, önemli eğitim projelerinin sahibi. Çok sayıda kitabı bulunuyor. Ona göre sınavlara yönelik eğitim anlayışı yanlış. Gençliğin hayata değil, sınava hazırlanmasından şikayetçi. Zira hayatın istediği becerilerle sınavın istediği beceriler birbirinden çok uzakta. Çocukların bireysel potansiyelinin ortaya çıkarılması için uzun çalışmalar, araştırmalar sonucu geliştirilen 9 tip mizaç modelinin altında imzası var. Kurucuları, başkanlıkları, üyelikleri bulunan bir akademisyen. 10 Temmuz 2018 tarihinden bu yana da Milli Eğitim Bakanımız. Ama tüm bu tanımlamaların, yürüttüğü işlerin, üstlendiği sorumlulukların ötesinde o bir eğitimci.
vebalini çok ama çok derinden hissetmedikçe öğretmenlik mesleğini yapmanın hiçbir önemi bulunmadığına inanan bir eğitimci Profesör Doktor Ziya Selçuk. Sayın Bakan bizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedeflerini anlatacak. Ancak Sayın Bakan'ın 2023 Eğitim Vizyonu başlıklı konferansına geçmeden önce sizlerle kısa özgeçmişini de paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Ziya Selçuk 1961 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde lisansını, aynı üniversitede gelişim psikolojisi alanında yüksek lisansını yaptı. Doktorasını 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde doçentlik ve profesörlük ünvanlarını aldı. TED Üniversitesi'nin yanı sıra çok sayıda özel eğitim öğretim kurumunun kuruluşunu gerçekleştirdi. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi üyesidir. 2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Ziya Selçuk, müfredat reformu yürüttü. AB müzakerelerinde de eğitim ve bilim başlığı görüşülürken ülkemizi temsil etti. İnsan ilişkileri, gelişim, öğrenme, çocuklarda dikkat eksikliği, rehberlik uygulamaları gibi alanlarda çok sayıda kitabı, hakemli dergilerde yine çok sayıda basılmış makaleleri bulunan Ziya Selçuk, evli ve 3 çocuk babası. Özlü CV'sinden de anlaşılacağı üzere eğitime odaklı bir yaşam süren Sayın Selçuk'un yoğun iş temposu içinde bizlere ayırdığı zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Profesör Doktor Sayın Ziya Selçuk'u konferansı için sahneye davet ediyorum. Sevgili öğrenciler, sevgili meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, ben de hoş geldim. Az önce bu tarafa doğru gelirken kapıdan çıkasım geldi neyse. Buraya bir saat geç gelebildim. Bugün bir öğretmenimin, bir meslektaşımın, bir yavrumuzun, genç bir öğretmenimizin 26 yaşında bir kuzumuzun cenazesi vardı. Lösemi'den vefat eden bir öğretmen arkadaşımızın. Karşıyaka'da onun cenazesi için bulunduk. O yüzden geç kaldık. Özür dilerim bu ertelemeden dolayı. Burada bu kadar öğrenci arkadaşımızın bulunması, Sayın Rektörümüzün de ifade ettiği gibi gerçekten sanırım boy ayarlaması yapıyoruz. Gerçekten onur verici ve umut verici. Ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Tabii milattan önce doğdum. Bir köyde, Ankara'nın bir köyünde ve ilkokula orada başladım. 4 yaş, 5 aylıkken ilkokula başlamışım. Ve daha sonra Ankara'ya göç vesaire. Sonra Ankara'da bir okula, Selam Ağları'nda bir okula yazdırdılar. O okulda ikinci sınıfa başlattılar ama A yazmayı dahi bilmiyordum. Adımı söyleyecek bir medeni cesaretim de yoktu zaten. Çünkü o güne kadar kimseyle konuşmamıştım. Ve okulun müdürü beni bir ikinci sınıfa, 2A şubesine yönlendirdi. Öğretmen içeri girdiğimde bana adım ne dedi, söyleyemedim. Korkuyorum çünkü kalbim güp güp atıyor. Yaz tahtaya dedi, yazamadım. A yaz dedi, A'yı da ters yazdım. Çık dışarı dedi. Ve beni almadı sınıfa. Bütün gerizekalılar buraya geliyor dedi.
Sonra müdüre gittik. Daha doğrusu müstahdem götürdü beni. Dedi ki 2B'ye götür dedi. 2B'ye gittik. 2B'nin öğretmeni koridora çıktı sınıfından dışarı. Dedi ki o almıyorsa ben hiç almıyorum dedi. Ve oraya da giremedim. Tek şansım 2C'ydi. Ve zaten D şubesi yoktu. C şubesine bir üst kata çıktık. Orada Allah rahmet eylesin Mehmet Rıfat Akın öğretmenimiz. 60'lı yaşlarında bir öğretmenimizdi. Geç yavrum dedi ve ben o sınıfa girdim. Giriş o giriş. Ve o dönemde tabii bütün hayalim, babam minibüs şoförüydü ve bütün hayalim tır şoförü olmaktı. Geçen hafta ahşap oyuncak üreticileri sektörünü davet ettik bakanlığa. Türkiye'de ahşap oyuncak sektörünü canlandırmak istiyoruz ve ihracat yapmak istiyoruz. O firmalardan bir tanesi bana tır getirmiş. Ve çok o kadar mutlu oldum ki yani bir çocuğun 8-9 yaşındaki bir çocuğun işte yani tır şoförü olmakla ilgili bir hayalin olması. Tabii beklenti dahilinde genellikle itfaiyeci olur ama ben işte öyle bir değişiklik yapmışım. Sonrasında yine Ankara'daki okullar, Mimar Kemal Ortaokulu ve Ankara Atatürk Lisesi'nden mezunum. Bunu şunun için anlatıyorum değerli arkadaşlar. Çok zor şartlardan bir gecekondunun, iki odalık gecekondunun içerisinde babaannemle birlikte 6 kardeş uzun yıllar yaşadık ve oradan işte buralara gelmekle ilgili yol hikayesini ben kendi adıma önemsiyorum ve bu toplumun çocukları için de önemsiyorum. Doğmamış çocuklarımız için de önemsiyorum. Bundan dolayı bizim neler yapmamız gerektiği konusunda ya da benim öğretmen olmakla ilgili arzum, okullarda olmak, çocuklarla olmak konusundaki arzum aslında böyle çok derin, çok derin temellere dayalı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak aslında çok yabancı olduğum bir kurum değil. Daha önce, biraz önce söylediler, Zalim Terbiye Başkanlığı yapmıştım. Ona Talim Terbiye demezlerdi, Zalim Terbiye derlerdi ben başkanken. İçerisinde birçok çalışma fırsatım oldu. Türkiye'nin eğitim yolculuğu Mustafa Kemal Atatürk'ten beri gerçekten çok yoğun bir çaba içerisinde. Aslında Tanzimat'tan beri, 1800 yılların başından beri Türkiye eğitim hayatını zenginleştirme konusunda büyük hedeflere sahip ve biliyorsunuz 2. Abdülhamit döneminde de Batı tarzı okulların yaygınlaşması son derece gündeme geldi. Yabancı okulların da o sırada çok açıldığını biliyoruz. Sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasıyla birlikte de yeni bir hamle, yeni bir açılım ve rahmetli Hasan Ali Yücel gibi ustaların, üstadların gözetiminde Türkiye eğitim sistemi oldukça büyük mesafeler aldı ve bugüne kadar geldik. Bizim eğitim meselemiz aslında 300 yıllık bir meseledir. Yani yeni bir mesele değil, birkaç yıllık bir mesele değil. Bunu şunun için ifade ediyorum. Medeniyetlerin hayatı böyle birkaç yıllık veya 100 yıllık bir çerçeve içerisine sıkıştırılamaz. Medeniyetler yüzlerce yıl içerisinde bir çekirdek, bir tohum olarak ortaya çıkarlar ve sonra o kültür tabiatı, habitatı içerisinde evrilirler, yeşerirler. Bizim böyle bir medeniyet anlayışı ve tasavvuru içerisinde yeniden bir tasavvura ihtiyacımız var ve bunun da anahtarı eğitim. Eğitimden neşet edecek, eğitimle yeşerecek olan bir medeniyet çekirdeği, bir uygarlık tasavvuru bizim için de bir gelecek hizası oluşturacak. Bu anlamda dünyaya baktığımızda aslında dünya tarihindeki çok büyük kırılmalardan birisine gebeyiz. Dördüncü büyük kırılma dediğim bir kırılma geliyor 2040'lara doğru.
Buna singularity age deniliyor ama tabii tekillik çağı diye ifade etmek mümkün. Tekillik çağı dijital olanın, fiziksel olanın ve biyolojik olanın üçünün bir arada olduğu ve aynı bedende bu üçünün bulunacağı bir çağ olarak tanımlanabilir. Bu çağ için önemli? Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru dönüşmüş olan insanlık tarihinin bilgi çağının hemen arkasından tekillik çağına geliyor olması bu dördüncü büyük kırılmayı oluşturacak. Çok enteresandır. Benim kuşağım bu dört kırılmanın üç tanesini yaşamış. Biz tarım toplumunu gördük. Ben harmanda samanların arasında çok yatmışlığım var. Efendim sanayi çağını gördük. Bilgi çağını görüyoruz. Bir nesle bu kadar yüklenilmez. Yani bizim nesle bu kadar üç tane çağın birden geliyor olması, üstümüze geliyor olması bizim aslında özel bir kuşak olduğumuzu da gösterir. Bu beni asıl korkutan şey bu dördüncü kırılma. Dördüncü kırılma bilgiye sahip olanlar ve olmayanlar arasındaki açıklığın son derece artacağı bir çağ. Bilgi açığı hipotezi dediğimiz bir hipotez var ve bu hipoteze göre bilgiye sahip olanlar arasındaki fark giderek artacak. Ve bugün Türkiye'nin bilgiyle olan münasebetine bakarsanız biz bir download topluluğuyuz. Yani yüklüyoruz. Biz bir upload topluluğu değiliz. Sadece bizim upload ve download oranlarımıza bakarsanız bilgiyle ilişkimizi gözden geçirmemizin zaruretinin ne kadar açık olduğunu fark edersiniz. Burada bütün bu fotoğrafı bir umutsuzluk ya da çok büyük bir problem gibi görmüyorum. Bana göre eğitim Türkiye'nin en büyük sorunu değildir. Eğitim Türkiye'nin en büyük çözümüdür. Ve buradan yola çıktığımızda yapacağımız çok iş var. Bugüne kadar gerçekten Türkiye altyapısı konusunda, dijital altyapısı konusunda, fiziksel altyapısı konusunda, insan kaynakları altyapısı konusunda oldukça mesafe almış bir ülke. Güncel tartışmaları bir kenara bıraktığımızda ben 2003'lerde keşke Türkiye'nin şu kadar dersliği, öğretmeni olsa, dijital bir altyapısı olsa diye hayal kurardım. Bugün onlar var. Biz 1-2-3 demişiz ama şimdi 4-5-6 dememiz gerekiyor. Ve şimdi 4-5-6 derken de bunu ülke için, millet için bir ödev olarak yapmak zorunluluğu var. Eğer biz bu zorunluluğu ülkenin bütün evlatları için, bütün çocukları için yapmazsak, Türkiye'nin geleceği için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için yapmazsak gerçekten biz evrensel bir açılım yakalayamayız. Evrensel diyorum çünkü ben hep eğitimin milli olarak bir çıkış yapmasına karşı çıkmışımdır. Yani benim için eğitim mesajı insana olan bir kurumdur. Dolayısıyla mesajı insana olan kurumların öncelikle insana yani evrensel olana yönelik bir mesajının olması ve bir kavramsal çerçevesinin olması lazım. Bu Kur'an için de aynı şekildedir. Yani din de bir topluma, bir gruba, etnik bir temele gelmemiştir. Bütün insanlığa gelmiştir. Eğitim evrensel bir kurumdur ve önce evrensel olarak her şeyden arınmış çıplak olarak insana yönelik olarak bir eğitim düşünülmeli. Daha sonra herkes kendi bölgesi için, kendi topraklarının boyasıyla o eğitimi boyamalı ve kendi toprağında o eğitimi yeşertmeli ve eğitim millileşmeli. Eğitim bu yerel hususiyetleri dikkate almalı. Ama ilk çıkış evrensel olmalı, daha sonra bu toprakta o millileşmeyi gerçekleştirmek durumu söz konusu. Öyle olmadığında çok içe kapalı bir toplum olur, çok içe kapalı bir yaklaşım olur. Biz hani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir topluma yapılabilecek olan en büyük kötülük o toplumu kendi kültüründen mahrum etmektir. Ama o topluma yapılabilecek daha büyük bir kötülük o toplumu kendi kültürüne mahkum etmektir. Dolayısıyla evrensel ve milli olanın dengesi konusunda yeni bir anlayışa, bir bakış açısına ihtiyacımız var. İkisinden birisi değil, hem o hem de o. Eğer bu hem o hem de o anlayışını
kavram dünyamızın, zihin dünyamızın modaliteleri içerisinde yerleştirebilirsek ne ala. Eğer böyle bir mindset'e sahip olamazsak son derece daralan, içe kapanmış ve akraba evliliğine dönüşmüş bir kavram dünyasına sahip olmamız kaçınılmazdır. LİT Bakanlığı olarak ne yapmaya çalışıyoruz diye baktığımızda aslında bu bizim bir taraftan kişisel yolculuğumuz. Ben öğretmenliği her zaman çocuklara bir şey öğretmek olarak tanımlamaktan kaçınmışımdır. Benim için öğretmenlik, öğretmenlerin kendi öğrenme serüvenidir. Onların kemale erme yolculuğudur. Onların olgunlaşma serüvenidir. Eğer öğretmen bir başkası için bir şey yaparsa kendi gelişimini durdurur. Muhakkak surette kendisi için bir şey yapmalı. O zaten çocuk için bir işe yarar. Kendisi dönüştüğünde koridorda yürüse o öğretmen hal ile çocuğa yardımcı olur. Bizim söz dediğimiz kal ile bir şey söylemek söylem açısından çok da etkili değil. Ama hal olursa meselenin içerisinde, halin olması için de öğretmenin olgunlaşma yolculuğu şart. Biz mükemmelliğin içerisinde etimolojik olarak yer alan kemal kelimesini aslında çift kutuplu olarak görüyoruz. Yani çift kutupludan kastım şu, bir mükemmeliyet merkezinde, bir center of excellence'da ki mükemmeliyet maddedeki mükemmeliyettir. Maddi olanın mükemmeliyetidir. İnsanın tam insan olması için, yarım insan olmaktan kurtulabilmesi de azade olabilmesi için bu kemalin madde ve manada iki kodlu olarak, çift başlı olarak, çift kanatlı olarak yürümesinde yarar var. Çünkü biz aynı zamanda ruhsal varlıklarız. Biz sadece psikosomatik bir varlık değiliz. Hayvan tabiatının ötesinde bir psikospiritüel ve manevi bir boyutumuz var. Bu anlamda düşündüğümüzde de eğitimin de aslında talim ve terbiyenin çift kanadıyla ilişkili olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Talim dediğimiz şey öğretimsel olandır ve karnenin sol tarafını temsil eder. Terbiye dediğimiz şey karnenin sağ tarafıdır ve çocuğun daha çok ruhsal, davranışsal, kişilik olarak, şahsiyet olarak gelişmesiyle alakalı olan kısımdır. Bizim karnelerimiz incelendiğinde, örneğin bir orta öğretim karnesine bakarsanız, sol tarafında 15-16 ders görürsünüz ama sağ tarafında hiçbir şey göremezsiniz. Gidin Anglo-Saksonlardan bir orta öğretim karnesine bakın, Avustralya'ya bakın, Kanada'ya bakın, İngiltere'ye bakın, Japonya'ya bakın, Singapur'a bakın. Lisede 5 ya da 6 dersten fazla ders göremezsiniz ama bizimkiler muhakkak surette 15-16 ders alırlar ve hepsini yüzeysel olarak geçmek durumundadırlar çünkü yetiştiremezler. Çünkü belli bir sınav vardır ve bu sınavdan dolayı da bu çocukların bütün kişilik geliştirici sanat, spor, hobiler vesaire vesaire bunlardan uzaklaşması onların diyetidir. Bu diyeti ödemezlerse bu sınavı kazanma ihtimalleri zayıflar ve o çocuklar ilkokuldan itibaren odalara kapatılırlar ve sürekli olarak soru çözdürülürler. 3 soru daha çöz yavrum, kek de ister misin, süt de getireyim mi sana kuzum der anneleri ve 3 soru daha çözerler. Yıllarca odalardan çıkamazlar ve sonra odalarından çıktıklarında kendilerini ashab-ı kehf gibi hissederler. Dünyayı tanımazlar ve onlar düğün, bayram, cenaze, misafir bilmekte zorlanırlar. Bizim bir gençlik nasıl mahvedilir projemizin yeniden gözden geçirilmesinde bir yarar var. Biz bu gençlerin kendileri olabilmesine fırsat verebilmek için insanın tabiatına ve fıtratına saygı göstermek ve hürmet etmek zorundayız. Eğer böyle bir eğitim sistemi kurulacaksa bunun felsefi bir temeli olmalı. Felsefesi olmayan hiçbir işin zemini kurulmamıştır. Zeminsiz bir işin üzerine istediğiniz kadar şekil yapın, hepsi devrilir. Yani sağlam bir zemini olmayan bir yapının üzerine istediğiniz operasyonu, projeyi gerçekleştirin. Bunlar hepsi zeminsiz olduğu için şekil olarak kalırlar. Türk eğitim sisteminin aslında çok güçlü bir felsefi zemini var. Ta Satı Beylerden, Emrullah Efendilerden alın, Baltacıoğlu'ndan alın, kime gelirseniz gelin yani hepsinin bize getirdikleri bir felsefi şey vardır, yaklaşım vardır. Bu yaklaşımın üzerine biz kendi eğitim sistemimizi, Türk
Türkiye Cumhuriyeti olarak yerleştirebiliriz. Ve bu manada da bunun üzerine bir sistem kurabiliriz. Tam da bu kelime, sistem kelimesi çok fazla önem taşıyor. Şundan dolayı önemli. Eğitimde bir sistemdir ve sistem teorisine göre bunun alt sistemleri ve bileşenleri vardır. Eğer biz eğitimi bir sistem olarak algılarsak, bunun bütün alt sistemleri ve bileşenleri üzerinde ortak bir düşünce geliştirmek zorundayız. Eğer siz bir sistemin bir alt sistemiyle oynarsanız, diğer alt sistemlerin hepsi bundan olumlu ya da olumsuz etkilenirler. Dolayısıyla eğitimde bir şey yapılacaksa bir matris sistematiğinde yapılmalı. Yani eğitimin bütün alt sistemleri ve bileşenleri bir matrise oturtulmalı ve bu matrisin üzerinde de tüm bileşenlerde yapılması planlanan değişikliklerin fizibiliteleri yapılmış olarak matris düzenindeki etkileşim örüntüleri ortaya çıkartılmalı. Bu yapılmadığında sadece diyelim ki müfredat değiştirildiğinde sistemin bütünü olumsuz etkilenecektir. Ya da sadece sınavın türü değiştiğinde ya da bir basamaklı ya da üç basamaklı sınavdan söz ettiğimizde çok daha şey olamayacağız, yani başarılı olamayacağız demektir. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Vizyon 2023'te aslında uygulamak istediğimiz argümanların başında bir felsefi temeli olması ve bir sistem yaklaşımıyla meseleye yaklaşılması çok temel argümanlar arasında. Aslında birçok argümanı var ama temel argümanlar arasında yer alan bir başka şey, bizim burada bir fizibiliteye dayalı olarak çalışmamız. Yani dokümanda ortaya çıkartılan veya yazılan her türlü hedef ve eylemin hepsinin bir fizibilitesi var. Bütçesinin ne olacağı, insan kaynaklarının ne olacağı, takviminin ne olacağı, çok rahatlıkla bir Gantt şemasının üzerine oturtulup açıklanabilir. Buradan hemen şuraya gelmek istiyorum. Burada veri kavramı çok önemli ve Milli Eğitim Bakanlığı milyarlarca verinin bulunduğu bir bakanlık. Ama verinin yönetimi konusunda bir metodoloji ve bir kültür gerekiyor. Bizim bu dokümanla yapmak istediğimiz şeylerden birisi bir veriye dayalı yönetim yaklaşımı. Çünkü verinin sağlıklı olarak elde edilmesi ve sağlıklı olarak işlenmesi ve sağlıklı olarak yorumlanıp buradan bir politik analizi oluşturulması veriye dayalı bir yönetim metodolojisi ve kültürü gerektiriyor. Eğer veriye dayalı yönetimi yapmaz isek aldığımız kararların tümünün birbiriyle çelişmesi çok sıradan bir iş olacaktır. Ve bizim her yeni çözümümüz yeni sorunların başlangıcı olacaktır. Bu yüzden bu meseleye bütünsel olarak bakma zorunluluğumuz var. Buradaki verinin özellikle işlenmesi hususunda belirtmek istediğim bir başka konu var. O da öğrenme analitiği meselesi. Öğrenme analitiği Türkiye'de çok kullanılan ve üzerinde durulan bir konu değil. Fakat öğrenmenin gerçekten geliştirilebilmesi ve altyapısının kurgulanması ve buradan karar destek sistemleri vasıtasıyla verinin politikalara dönüştürülmesi için öğrenme analitiği çok önemli bir araçsal nitelik taşıyor ve bu maalesef bizim okullarımızda ya da yükseköğretim kurumlarımızda mevcut değil. Bizim aslında yükseköğretim kurumlarımızda araştırma ağırlıklı bir perspektif söz konusu. Topluma hizmet kısmı ve özellikle eğitim kısmı daha arkalarda gelen bir şey boyutu yükseköğretim tasarımının. Bu ilkokul, ortaokul ve lisede çok daha fazla önem taşıyor. Çünkü öğrenmenin bireyselleştirilmesi açısından da öğrenme analitiğinin kullanılması çok çok önemli. Ve bizim öğrenmeye yaklaşımımız bu anlamda da ölçme değerlendirme de dahil olmak üzere bizim işte klasik test kuramı dediğimiz kuramdan item response kuramı dediğimiz bir kurama doğru gidişinde habercisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Türkiye eğitim sisteminde. Buradan hemen şuraya geçmek istiyorum. Bizim bu Vizyon 2023 dokümanı içerisinde önemsediğimiz birkaç anahtar kavram var. Bir tanesi öğretmen kavramı. Öğretmenlik aslında bizim başlatıcı üyemiz, yani baş aktörümüz öğretmen. Çok genel bir kuraldan hep söz edilir. Hiçbir ülkenin eğitim sisteminin kalitesi öğretmeninin niteliğini aşamaz. Dolayısıyla bizim öğretmenle başlamamız lazım ve öğretmenimize yatırım yapmamız lazım. Bugün Kuzey Amerika'da
mezuniyetinden 2 yıl geçmişse onların not ortalaması dikkate alınmıyor. Çünkü o bilgiler eskidi artık diyorlar. Dolayısıyla bir yerden mezun olup bunu 30 sene kullanamazsınız. Öğretmene sürekli yatırım yapmak zorundayız. Bunun karşılığını almak zorundayız. Aksi takdirde sorun çıkar. Bir söz vardır. Öğretmenleri beslemezseniz çocukları yerler derler. Şimdi burada eğer öğretmenle ilgili bu açılımı sağlamazsak ki bunu kaynağından başlatmak zorundayız. Yani öğretmen yetiştirmeden başlatmak zorundayız ki 12 Eylül'den beri de bu konuda maalesef bir yol alamamışız. Fakat son zamanlarda 2-3 aydır Yükseköğretim Kurulumuzla Sayın Başkan'la beraber, ekibiyle beraber çok işlevsel, çok yararlı görüşmeler yaptık ve protokoller imzaladık, imzalayacağız. Öğretmen yetiştirmenin kaynağı konusunda yeni bir açılım başlatacağız. Bu dediğim gibi 12 Eylül'den beri hiç yapılmadı. Bazı pilot eğitim fakültelerinin bu projenin içerisinde ele alınmasıyla da bunun başlayacağını ifade edebilirim. Ayrıntıları zaten zamanla paylaşacağız. Öğretmen kavramından bahsettikten hemen sonra bir başka kavram da müdür kavramı, yönetici kavramı. Aslında bizim sistemdeki en kısa yolumuz okul yöneticidir. Yani biz okul yöneticisini eğer çalışmazsak, o konuda çalışmazsak kısa vadede iş yapma ihtimalimiz zor. Çünkü öğretmenlerle gerek içerik açısından gerekse öğretmen sayısı bakımından bakıldığında bir takım projeleri nihayetlendirmek oldukça zaman alıcı şeyler. Bu nedenle okul yöneticilerini hemen bir sene içerisinde belirli bir akreditasyon ve standartizasyon çalışmasıyla bütün Türkiye'deki bütün okulların yöneticilerini belli bir duruma getirmemiz mümkün olabilir. Ve bu bir kısa yoldur. Yine burada öğretim üyeliği yapan Ateş Hocamızın bir sözü var eğitim yönetiminde. Bir okul müdürü kadar okuldur diyor. Yani bir müdür şartları çok kötü olan okullara gittiğinde şunu görüyor. Eğer siz ideali olan, heyecanı olan, hayali olan birini okul müdürü yaparsanız o kötü şartlardan çok büyük başarı hikayeleri çıkıyor. 2 ay önce 150 kadar böyle müdürümüzü davet ettik Ankara'ya. Dedik ki siz bunu nasıl başardınız? Şartları en kötü olan okullarda nasıl başarılı oluyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Biz sizin kod analizinizi çıkaracağız dedik. Sonra çıkardık, 3 gün çalıştık. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir laboratuvar kurduk. Onlardan üretiyoruz, çoğaltıyoruz. Şimdi bunların, bu arkadaşlarımızın yaptığı başarı hikayesi çok çok önemli. Çünkü 2-3 sene okulda çalıştıktan sonra şartları daha kötü okul varsa bizi oraya gönderin demeye başlıyorlar. Yani bu kadar kronik bir sorunlar ortada. Bizim bu arkadaşlarımızın heyecanına, idealine ihtiyacımız var. 1990'lı yılların ortasında Beyoğlu Öğretmen Evi'nde Öğretmenler Günü'nde bir toplantı vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk dönemindeki öğretmenlerinden bir öğretmenimiz, 92 yaşında bir öğretmenimiz konferans vermek için davet edilmiş. Bir panel masasının arkasında son derece küçülmüş olarak oturdu. Gözlüklerinin üstünden orada oturan öğretmenlere baktı. Sizler hepiniz öğretmensiniz değil mi dedi. Evet dediler, birinci sınıf çocukları gibi. Sizler çocukların hayatına dokunuyorsunuz değil mi dedi. Evet dediler. Ne hakla dokunuyorsunuz dedi. Elinizde bir belge var, bir diploma var diye, bir kağıt var diye bir çocuğun hayatına dokunulur mu dedi. Heyecanınız yoksa, cesaretiniz yoksa, ilhamınız yoksa lütfen benim çocuklarıma dokunmayınız dedi. Şimdi burada aslında onun söylediği şey tam da hikayenin psikolojik altyapısını anlatıyor. Eğer böyle bir heyecan olmaz, inanın öğretmenlikte hiçbir iş yapılmaz. Ve o işler sadece geçim vasıtasına dönüşür. Ve insanlar işlerinden çıktıkları anda kendilerini mutlu hissediyorlarsa, iş sırasında hissetmiyorlarsa, kendi kendilerini cezalandırmaktan başka bir şey yapmıyorlardır. Bizim öğretmenlerden beklentimiz de bir çocuğun hayatına dokunmanın ne olduğunu, vebalinin ne olduğunu, biraz içselleştirmeleri ve bu konuda daha hassas olmaları,
okul yöneticilerinden de benzer bir beklentiniz var ve bir başka boyutu da aslında okul kavramıyla ilgili. Yani okulun kendisi çok önemli birim olarak. Biz toplumda aileyi birim olarak alırız, eğitimde de okulu birim olarak alırız. Şunun için okul çok önemli. Bir okul kendi başına bütünlüğü olan bir organizma gibidir. O kendi içerisinde yaşama kabiliyetine sahip olursa bütün organizmanın birbiriyle uyumunu sağlamak konusunda daha rahat hareket ederiz. O sebeple bütün okullarla ilgili bir okul profili çalışmamız var bitmek üzere. Okulların her birini çevrim içi olarak, anlık olarak izleme imkanımız olacak. Ve hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmadan özellikle fakir okullarımızın, imkanı az olan okullarımızın nasıl gelişeceği konusunda oralara yaklaşık 25-30 parametre kadar parametre, henüz sayısı çok net olmadığı için böyle genel bir şey söylüyorum. Bu parametrelerde her bir okulun fotoğrafını günlük olarak izleyeceğiz ve imkanında hakkı olan okullarımızı öncelikle destekleyeceğiz. Zaten karar olarak özel okullara verilen teşvikin bu sene kaldırılıyor olması ve bu teşvikin imkanı kıt olan devlet okullarına aktarılacak olmasıyla ilgili aldığımız karar da bununla ilgili. Buradan hemen şuraya gelmek istiyorum. Türkiye'nin sınavla ilgili sorununun temelinde yatan ana faktörlerden bir tanesi, imkanı en iyi olan okullarla imkanı biraz daha zayıf olan okullar arasındaki farkın yüksekliğidir. Bu %60'ların üzerinde. Ama kıta Avrupa'sına baktığımızda %10'ların altında bir fark görüyoruz. Buradan baktığımızda bizim okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltmazsak, okullarımız arasındaki başarı farklılıklarını azaltamayacağı sonucu çıkıyor. Ve sınav baskısını da azalmayacağı sonucu çıkıyor. Şimdi bu bağlamda ben Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüm, kendisine arz ettim. Maliye Bakanımızla ve diğer kabinedeki arkadaşlarla da konuştum, kendileriyle paylaştık. Bizim eğitim sistemindeki bu fotoğrafa baktığımızda ihtiyacımız olan hususların giderilmesi ve tamamlanması noktasında Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bu doğrultuda arzuları ve talimatları var. Bu anlamda elimizden geleni bu ülkenin çocuklarının göz ışıltısını artırmak için elbette yapacağız. Vizyon dokümanını yapmamızın temel sebepleri arasında tamamen içsel nedenler var. Çünkü hiç kimse bizden şunu istemedi. Bir vizyon dokümanı hazırlayın, ne bileyim 3 yıllık olsun ya da arkasına takvim koyun, hedef koyun, eylem koyun. Hiç kimse böyle bir şey istemedi. Biz bunu topluma bir taahhüt olarak vermek istedik. Yani 3 yıl içerisinde hangi ay, hangi yıl, hangi sene ne olacak? Bunu ortaya koymak istedik ve topluma hesap vermek istiyoruz. Yani biz somut olarak fizibilitesi yapılmış olan bu eylemlerin her birinin peşinde olacağız ve yaklaşık 6'şer aylık dönemlerde de burada nereye geldiğimizin göstergelerini ortaya koyacağız. Ve sonuçta şunu istiyoruz, çocuklarımız huzurlu olsunlar, bir hafta içinde değişen kurallarla karşılaşmasınlar. Bir yıl sonra, 2 yıl sonra ne olacağını herkes önceden görsün, hiç sürpriz yaşanmasın. Hatta öylesine ki LGS'de soruları yayınlıyoruz, örnek soruları. Hiç endişe etmeyin, bakın sorular böyle olacak. Hatta deneme sınavı bile yapabiliriz size. Sakin olun, rahat olun. Bu konularla ilgili derdimiz şu, hani çocuklar böyle bir sınavdan dolayı huzursuz olup da aşırı stres yaşamasınlar. Ama zaman içerisinde sınavla girilen okulların sayısı azalacağı için zaten çok az bir kesime yönelik bir çalışma olacak ve çoğunun aşağı yukarı standartları birbirine yakın okullarda okuması için imkanlar sağlanmış olacak. Ve Türkiye artık şöyle bir durumda değil. Geçen gün bir ülkenin eğitim bakanı geldi ve en büyük talebi yani bir fen lisesi açmak ve o fen lisesine de bir tane laboratuvar kurmak. Yani bütün hayal bu. Türkiye'nin bu anlamda çok çok mesafe aldığını, kaynak yönetimi konusunda rasyonel davrandığında çok daha fazla alabileceğini de biliyoruz. Eğer vizyon dokümanı açısından işin detaylarına bakarsak, bu anlamda veliler için de çok önemli mesajlar var. Çünkü
biz eğitime bir ekosistem olarak bakıyoruz. Yani okulun içerisinde ola gelen şeyler bizim için eğitim değil. Eğitim bir hayat sahnesidir. Eğitimin içinde olup biten şeyler aileyle bağlantılıdır, akran grubuyla bağlantılıdır, medyayla, sosyal medyayla bağlantılıdır. Bütün bunların hepsiyle ilgili bizim bir ekosistem kavramı üzerinde, bir atmosfer kavramı üzerinde çalışmamız lazım. O çalışmanın sonucunda da habitatı düşünmemiz lazım. Bunun için de Aile Bakanlığı'yla, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla, Savunma Bakanlığı'yla, diğer Çevre Bakanlığı'yla, diğer bakanlıklarımızla da ortak çalışmalar yapıp bir kaynak yönetimi planlaması yapıyoruz. Örneğin imkanı kötü olan çocuklarımızın, işte 3 yaş altı çocuklarımızın evlerine bir akıl oyunları seti verilmesi, oyuncak seti verilmesi, ana baba eğitiminin artırılması vesaire gibi ekosistemin bütün bileşenlerini desteklemek anlamında bir girişimimiz de var. Yani bunu sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak düşünmüyoruz. Çünkü anne baba eğitimi de çok önemli. Anne baba eğitiminin Türkiye'de uğradığı bir sekte var. Geniş ailenin parçalanması sonucunda yanlış olarak kullanılan bir çekirdek aile kavramı var. Aslında biz hala geniş aileyiz. Yani evlerde tek başına oturduğumuza bakmayın. Hala anneler, babalar, teyzeler, akrabalarla birlikte yaşıyoruz biz. Ve bu anlamda bizim başka bir sosyolojik ve antropolojik çözümlemeye ihtiyacımız var. Bizim ailemiz çekirdek aile değil. Fakat çocuk sayısının da azalmasından kaynaklanan bir durumdan söz ediyoruz. Çocuk sayısı azaldıkça anne babaların çocuk yetiştirme biçimlerindeki süreçlerde bir dejenerasyon oluşuyor. Yani bir çocuğa inanılmaz derecede ilgi zaman ayrılıyor ve bir ailede 4 çocuk olduğunda ona ayrılan ilgi zaman, sevgi, dokunma, temas vesaire bu 4 kişilik porsiyon bir çocuğun üzerine boca ediliyor ve çocuk doz aşımından gidiyor. Şimdi burada bu ilgi zehirlenmesi sonucunda da ego formasyonu sıkıntıya giriyor çocukların. Dolayısıyla anne baba tutumu, büyüklerin tutumu, şimdi sülalede bir tane çocuk olduğunda onun doğum günü bile Amerika'nın kurtuluş gününden daha farklı olmuyor yani. Sonuçta eğer biz bunu bütünsel olarak ele almazsak, yani aile olarak daha geniş aileyi düşünmek, toplumu düşünmek, sosyal medyayı düşünmek, sokağı düşünmek durumunda kalmazsak bütünsel olarak büyük fotoğrafa bakmamış oluruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitimi öne almaya çalışmasının da bir gerekçesi var. Çünkü eğitim ekonomi ve demokrasiyle doğrudan doğru ilişkili bir kurumdur. Eğer siz eğitiminizi iktisadi hayatla ilişkilendirmezseniz o zaman bu ilişki çok zayıf olacaktır ve ucu ucuna tutunacaktır. Ama bunun bu şekilde bir ilişki olması söz konusu değilse ekonomik üretimle eğitimsel üretimin birbirine yaklaşması söz konusu olmaz. Üretim kavramı çok merkezi bir kavram vizyon dokümanında. Çünkü biz teorik dersle pratik ders olarak bir ayrım yapmıyoruz bu dokümanda. Bizim için İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun deyişiyle teori yoktur, pratik yoktur, istihsal vardır, yani üretim vardır diyoruz. Bunu şundan dolayı söylüyoruz. Aslında teorinin kendisi de bir üretimdir. Ve o teoriyi sadece kavramsal olarak, soyut olarak değil de belirli bir proje içerisinde, bir metodoloji içerisinde ele aldığımızda zaten teorinin kendisi de pratiği barındırmış olacaktır. Gerçekçi ve sahici olacaktır. Bu çerçevede artık çocuklarımızın beceri setlerinin yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yani mesleki eğitim burada anahtar kelimelerden bir tanesi. Mesleki eğitim bizim vizyon dokümanında son derece önemsediğimiz ve hemen bu aylarda bile büyük atılımlar yapmaya başladığımız bir alan. Çünkü Türkiye'de herkesin üniversite mezunu olması doğru değil. Bunu şunun için ifade ediyorum. Toplumun farklı katmanlarda farklı elemanlara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak için çok donanımlı mesleki eğitim kuruluşları çocukların meslek liselerinden, teknik liselerden mezun olmalarını da gerçekleştirmeli ki onlar para kazanabilecekleri, üretim yapabilecekleri ortamları bulabilsinler. Bunun için de tümüyle bir zihniyet değişikliği yapıyoruz. Örneğin daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak dersler yapısı içerisinde
İşte boş kalan saatlere mesleki dersler konulurken biz önce sektöre diyoruz ki sektörün ihtiyacı neyse onun derslerini koyalım ve lütfen sizinle beraber yönetelim ve lütfen sizin ustalarınız bize ders versinler. Ve mesleki eğitimdeki 9 ve 10. sınıflardaki çok teorik dersleri 12. sınıfa doğru kaydırıp iş başında öğretim, üretimle öğretim kavramı konusunda da uygulamamız başladı. Dönem başından beri de sürüyor. Bunu katlayarak artıracağız ve iş garantili mesleki ve teknik eğitim kuruluşları konusunda çok büyük bir rekor yaşanacak Türkiye'de. Yani açılma sayısı anlamında. Çünkü sektörle doğrudan yaptığımız için üretimi ve istihdamının garantisini de sağlamış oluyoruz. Bu anlamda mesleki eğitimin ekonomiyle bağlantısını ve yüksek öğretime gidişatını önemsiyoruz. Ama bunu ilkokulda da başlatmak istiyoruz. Bu amaçla yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de tasarım beceri atölyeleri. Atölye kavramı çocuğun elini kullanması açısından çok önemli. Ben bir çocuğun beyin gelişiminin ellerinin hareketiyle çok ilgili olduğunu çok eskiden beri yani düşünürüm, literatürde de bunun kanıtları var. Çocuk eğer elini sadece ABC şıklarından birisini işaretlemek için kullanıyorsa elbette bunun beyin gelişim açısından bazı sakıncaları olacaktır ve bütünsel beyin gelişimi olmayacaktır. Üretim zayıflayacaktır. Bizim bu konularda yani tasarım beceri atölyelerindeki temel çıkışımız şu. İSKET dediğimiz UNESCO'nun meslekler sınıflandırması ya da bunun bizim yüksek öğretimdeki alanlara, beşeri ve iktisadi bilimler, tıp bilimleri, sosyal bilimler, sanat alanları, dil alanları gibi yüksek öğretime yansıyan alanların grupsal olarak her birini ilkokuldaki atölyelere iz düşümünü koyacağız. Yani çocuk ilkokulda ve ortaokulda yüksek öğretimdeki meslek alanının iz düşümünü o atölyede görecek. Yani bir sistem atölyesinde ya da bir mühendislik robotik atölyesinde aslında mühendislik bilimlerinin gerektirdiği ne tür bilgiler varsa bunların tümünü uygulamalı olarak görme fırsatı olacak. Ve 3 sene içerisinde de okulların en az 1/4'ünün bu tasarım beceri atölyeleriyle donanmış olmasını bekliyoruz. Hemen ikinci dönem, bu sene ikinci dönem okullar açıldığında bazı pilot okullarımızda da tasarım beceri atölyelerinin somut olarak görme imkanımız olacak. Bizim bütün bunları yaparken yapmak istediğimiz veya ortaya koymak istediğimiz bakış açısı aslında şununla ilgili. Eğer Türkiye önümüzdeki bu tekillik çağını dikkate almazsa bundan sonra aritmetik olarak artan ya da geometrik olarak artan değişimin yetişme imkanı olmayan bir değişim olduğunu fark edeceğiz. Üstsel bir değişime doğru gidiyoruz. Ve bu geometrik değişimin, artışın yetişme olasılığı diyelim ki dijital alanda diyelim ki yazılım sektörünü geliştirerek bazı ön almalar falan söz konusu olabilir diye. Ama önümüzdeki çağ gerçekten çok farklı bir çağ ve 15-20 sene içinde en fazla sabah uyandığınızda rüyalarınızı renkli olarak izleyebilirsiniz. Hepinizin vücutlarında nanorobotların dolaştığını görebilirsiniz. Hepinizin vücutlarında çiplerin olduğunu görebilirsiniz. Gençler iş yerlerine gittiklerinde iş yerindeki yapay zeka beyine kendi beyinlerini bağlayarak çalışmak zorunluluğunda bulunacaklar. Buna benzer o kadar çok şey var ki, yani en geç 15 sene içerisinde uzaydan sizin aklınızdan geçenleri okuyabilecek bir teknoloji geliştiriyoruz. Hiç kimse kendi aklından geçenlerinin okunmasını istemez herhalde. Belki farklı bir jammer çalışması falan yapılacaktır izlemesinler diye. Ya da sabah rüyalarınızı kimse görmesin diye şifre koyacaksınızdır vesaire vesaire. Bugünkü üretim teknolojilerini, bugünkü bilgi iletişim araçlarının tümüyle yok olduğunu düşünün. Benim neslimin kendisini taş devrinde hissedeceği bir dönem hayal etmeye çalışın.
böyle bir döneme doğru gidiyoruz. Zannetmeyin ki anne babalarınızın yaşadığı değişimin bir benzerini siz yaşayacaksınız. Çok farklı bir değişim yaşayacaksınız. Bakın toplumlar aynı tarihte yaşarlar ama aynı zamanda yaşamazlar. Biz dünyadaki bir takım ülkelerin çok çok farklı araştırmaları olduğunu biliyoruz. Çok ileri düzeyde çalışmaları olduğunu biliyoruz. Onları bugün alsak bile aynı zamanda yaşamıyoruz onlarla. Yani her şeyin bir evrilme süreci var, bir tekamül süreci var. Bunu birdenbire tekniğe aldığında kültürünü almış olmuyorsunuz. O sebeple çayın bir demlenme süresini beklemek gerekiyor. Ama çağ beklemez ve çok farklı bir döneme doğru gidiyoruz. Bunun temel gerekçesi artık dış çevrenin zekasının artmasıdır. Yani çevrenizdeki araç gereçlere bir bakın. 100 sene önceki çevreyle nasıl bir bağlantısı var ve çok zeki bir çevrede yaşıyoruz. Daha zeki bir çevrede yaşayacağız. Ve robotların, işlerin en az 1/4'ünü yapacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Ve insanlara ne iş kalacak? Makinelerin yapamayacağı işler kalacak. Onlar nelerdir? İnsan olmakla ilgili hususlardır. Yani sanattır, kişilikle ilgili hususlardır, edebiyattır, estetiktir vesaire vesaire. Diğer işlerin tamamını robotların yapacağı, karanlık fabrikalarda üretimlerin 24 saat devam edeceği, hiçbir şirketin SGK ödemeyeceği bir yere doğru gidiyoruz. Niye SGK ödemiyorlar? Çünkü 24 saat robotlar çalışıyor. Fabrikada ışık yakmak gerekmiyor. Zaten onları görmesi gerekmiyor. Bu anlamda bizim önümüzdeki süreçte dikkat etmemiz gereken şu gençler olarak. Hiçbir zaman mezun olmayın. Asla mezun olmayın. Mezun oldum dediğiniz anda bittiğiniz gündür. Ve siz eğer hayat boyu öğrenmenin sizin için daha büyük bir risk olduğunu dikkate almazsanız bizim kuşağın rahatlığını da yaşamayacaksınız. Sizin için sürekli öğrenmek çok yemek yemek gibi sıradan bir iş haline geldi. Bunu yapmazsanız inanın çok büyük sıkıntı yaşayacaksınız. Ve üniversite öğrencileri olarak sizi farklılaştıran tek şey ders dışında yaptıklarınızdır. Dersleri herkes alıyor. Herkes buradan bir diploma alma olasılığına sahip. Herkes bu notları alabilir, geçebilir sınıflarına. Ama sizi siz yapan, özelleştiren, özgüleştiren şey ders dışında yaptıklarınızdır. Efendim bu derslerden çok yüksek not aldım ve hepsini başarıyla geçtim vesaire derseniz yanılırsınız. Ders dışında ne yaptığınızın bir listesini çıkarın, siz olsunuz. Lütfen özgeçmişinizle asla ilgilenmeyin. Sürekli özgelecek yazın kendinize. Özgelecek yazarsanız o zaman kendinizle ilgili daha iyi bir yol haritası çıkarma imkanınız doğar. Ve bütün bu fakültede, bu üniversitede, bu kampüste yaşamanın değerini yeterince içselleştirdiğinizi, hissedip hissetmediğinizi tekrar bir gözden geçirin. Sizin için burası rutin olabilir ama inanın burası bir rutin değil. Bu sizin hayatınızın çok önemli bir süreci ve bunun hakkını, hukukunu vermek lazım. Bunun için yapmanız gereken temel şeylerden bir tanesi de yanınızda oturan kişiyle çok fazla oturmamanız. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Öğrencilerde şöyle bir alışkanlık oluyor genellikle. Bir iki arkadaş oluyor, birkaç arkadaş oluyor ve sürekli onlar beraber oluyorlar 4 sene boyunca. Beraberce okula geliyorlar, beraberce yurda gidiyorlar, beraberce şeye çıkıyorlar, AVM'ye gidiyorlar vesaire vesaire, hep beraber. Bu kadar bir arada kalmak zihinsel olarak akraba evliliğine yol açar. Onun için çok farklı arkadaşlarla, çok farklı dünya görüşüne sahip, çok farklı giyinen, çok farklı düşünen, çok farklı inanan insanlarla beraber olmanızda yarar var ki başka dünya görüşlerinin ne olup olmadığı hakkında, başka insanlar hakkında ne olup olmadığı hakkında fikriniz gelişsin. Bugün Harvard'da yapılan bir uygulama var, hala var mı bilmiyorum. Diyelim ki mühendislik fakültesine gelen bir öğrenciye bir test uyguluyorlar. Herman beyin başlattığı testi. Bu test beynin 4 çeyrek dairesinin
özelliklerini saptayan bir test, beyin başlattığı testi ve bu çeyreklerden yani sağ beynin alt ve üst yarım çeyrek dairesi, sol beynin alt ve üst çeyrek dairesi in her birisi bazı mesleklerle ilişkili. Diyelim ki siz mühendislik bölümünü kazandınız ve beyninizin sol üst çeyreği, frontal lob bununla çok daha ilgili. Ve size diyorlar ki sağ alt çeyreğinizi desteklemek için gidin sanat fakültesinden şu dersleri de alın. Efendim işte gidin edebiyat fakültesinden şu dersi alın ki tam insan olabilirsiniz. Sadece mühendislik konusunda yoğunlaşmayın. Bunu şundan dolayı ifade ediyorum. Eğer siz belli bir disiplinde odaklanırsanız gerçekten sınırlı kalırsınız. Bu üniversiteler için de söz konusudur. Üniversitelerin üçlü bir şeyi var. Humboldt diyen çağdan beri evrimi var. Bu evrime baktığımızda birinci aşamada disiplin temelli bir üniversite var. Yani fizik, kimya, coğrafya, biyoloji, mühendislik vesaire gibi. İkinci aşaması daha disiplinler arası, interdisipliner ya da cross-disipliner bir yaklaşıma sahip. Üniversitelerin üçüncü aşaması transdisipliner aşaması. Şimdi eğer üniversitede disiplin odaklı kalırsa, siz de disiplin odaklı kalır ve disiplinler arası ve özellikle transdisipliner bir anlayışa sahip olmazsanız, inanın dünyadaki bu çoklu ortam, çoklu paydaş, çoklu yaklaşımdan biraz uzaklaşırsınız ve kendinizi yetiştirmekte zorlanırsınız. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak aslında bütün öğrenme sürecini hayat boyu olarak almamızın bir gerekçesi var. Çünkü mezun olmak gerçekten kendi kendini durdurmaktır bir makinenin stop olmasıdır. Bunun olmaması için sürekli öğrenmek ve yaşam boyu öğrenmek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile İlkokul, İlköğretim, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile tabii Yükseköğretim Kurulu'yla, Yükseköğretim Kurumlarımızla ne yapmaya çalışıyoruz? Hayatı bütünsel olarak dönüştürmeye çalışıyoruz. Bugün birçok Avustralya gibi ülkelerde emeklilik sonrası yeni bir alanda istihdam konusunda çalışmalar var. Çünkü genç nüfus gelmediği için arkadan emeklilere yeni bir beceri kazandırıp onların iş hayatına dahil edilmesi konusunda uğraş veriyorlar. Bu dönüşüm içerisinde Türkiye'nin jeopolitiğine de bakarsanız çok ilginç bir yerdeyiz. Ve bizim yapmaya çalıştığımız şeyler, ülke olarak yapmaya çalıştığımız şeyler aslında gerçekten büyük başarılar. Çünkü bu şartlarda bütün bunları yapıyor olmayı küçümsememek gerek. Ama daha iyisini yapabiliriz, daha güzelini yapabiliriz ve bunu sizinle yapabiliriz. Eğer siz bunu sadece kendi çalışma alanınız ya da bir memuriyet alanı olarak görürseniz bu ülkenin önü kapalı. Ama siz bunu bir inovasyon alanı olarak görürseniz bu ülkede her türlü girişimcilik anlamındaki yaklaşımlarınızı geliştirirseniz, muhakkak surette dünyaya dönüp bakarsanız, evrensel bakarsanız meselelere, çözümleme olasılığınız çok daha yüksek olur, başarılı olma ihtimaliniz yükselir. Sadece başarılı olmazsanız hatta muvaffak bile olabilirsiniz. Çünkü başarılı olmak genelde sınav sonuna kadar unutmadığınızda gerçekleşen bir şeydir. Ama muvaffak olmak bir şeye vakıf olmaktır, vukuf sahibi olmaktır. O bilgiyle yaşam yoldaşlığı yapmaktır. Dolayısıyla temelde ulaşılması gereken şey muvaffak olmaktır, başarılı olmak değildir. Eğer muvaffak olmak gibi bir derdiniz varsa, benim derdim var sizlerle. Hepinizden beklentiniz çok yüksek. Hani duymuşsunuzdur belki, benden de beklenti yüksek ya. Ben de diyorum ki, ben size bir söz verdim mi, bir vaatte bulundum mu diyorum. Hayır, o zaman bu sizin probleminiz. Yani bu kadar yüksek beklentinin olmasının riskleri var, avantajları var vesaire vesaire. Ama bunu inanın içimizde değerlendirip ekip arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla beraber belli mesafeleri almaya gayret ediyoruz. Şöyle düşünün, ben hani bu yaştan sonra nasıl bir hedefe sahip olabilirim? Yani her türlü işle çalıştım, ilgili olarak çalıştım. Yani şu anda onlara girmek istemiyorum. Her şeyi yapabilirim. Şu saatten sonra da ömrüm olursa, sağlığım olursa, Allah izin verirse yapabilirim. Ama istiyorum ki şu saatten sonra bu ülkenin geleceği için hep beraber bir şey yapalım.
bizim bir şey yapmamız lazım. Gerçekten bir şey yapmamız lazım. Yani rutini götürerek, mevcudu götürerek. Yol alamayız. O yüzden şu ana kadar ne yapıyorsak onu yapıp yapmamakta samimi olup olmadığımıza bakalım ve yaptığımız şeye soru soralım. Ey iş, ben seni yapıyorum ama niye yapıyorum ki? Bir sormak lazım. Yani niye yapıyoruz bu şu andaki yaptığımızı? Ürettiğimizin yarattığı katma değere bakmamız lazım. Tekrar temelli bakmamamız lazım. Daha kreatif işlere doğru yönelmemiz lazım. Bunun birinci mesuliyeti bizde. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Ama inanın bu bir bürokrasi ödevi değil. İnanın bu bir bakanlık ödevi değil. İnanın bu bir millet ödevi, bir ülke ödevi. O sebeple bizim bu meseleyi toplumla paylaşıyor olmamızın, taahhütte bulunmamızın ve hep birlikte beraber bir şey yapalım dememizin temel sebebi bu. Öğretmen arkadaşlara bu kadar yakın durmamızın, onların desteği olmazsa, onlar omuzlamazsa bu işi yürümez dememizin temel sebeplerinden birisi bu. Doğu felsefesinde bir söz vardır. Ölen her şeyin hareketi yukarıdan aşağı doğrudur. Doğan her şeyin hareketi aşağıdan yukarı doğrudur. Biz bir şeyi doğurmak zorundayız. Biz bir şeyi üretmek zorundayız. Bir değer oluşturmak zorundayız. Eğer bunu yapmak istiyorsak, hep birlikte yapmak istiyorsak, hep birlikte milletçe bir bilinç alanı oluşturmak istiyorsak, yapmamız gereken şey buraya omuz vermek, bu konularla ilgili sadece kendimizi geliştirmek için bile bir şey yaptığımızda bir şey yapmış olacağız. O nedenle sizin yapacaklarınız çok önemli. Lütfen ders dışında ne yaptığınıza çok dikkat edin. Yani dakikalarınıza kıyın ve bir şey yapın. Ve o dakikaların nerelerde nasıl geçtiğine özellikle bakın ve o dakikaların nelere yol açtığını, eğitiminizin taklit süreçli mi olduğunu, tahkik süreçli mi olduğuna bakın siz. Yani siz bir şeyi taklit mi ediyorsunuz, tekrar mı ediyorsunuz ya da araştırıp sorguluyor musunuz? Yani tahkik mi ediyorsunuz eski deyişle? Bu çok önemli. Yaptığınız işin karakterini anlamak bakımından çok çok önemli. Bizim bütün bu süreçte hani sizlerle buluşmamızın nedeni, öğretmenlerle buluşmamın nedeni, il il geziyorum, ilçe ilçe geziyorum, öğretmen odalarına oturuyorum, hepsinin hatırını sayıyorum, hepsinin sohbetini dinliyorum ve neye ihtiyacınız var sahada canlı olarak görmek istiyorum birebir. Bizim Ankara'dan vereceğimiz talimatlar ya da resmi yazılar, onlara yazdığımız resmi yazılar inanın hiçbir hükme sahip değil. Bizim sadece kalplere yazabildiğimiz yazının bir hükmü var. Eğer bunu bir ölçüde yapabilirsek o zaman bütün çocuklarımızın geleceğiyle ilgili, bütün çocuklarımız derken doğmamış çocuklarımızı da kastediyorum. Bütün çocuklarımız derken endemik bitkiler de bizim çocuklarımız, sokaktaki hayvanlar da bizim çocuklarımız, bütün bu ağaçlar da bizim çocuklarımız. Dolayısıyla bunların hepsi bizim evlatlarımız, varlıklarımız, değerlerimiz. Biz eğitimi bütünsel olarak algılamak zorundayız. Eğitim şart derken herkes kendisi dışındaki birilerine eğitim şart diyor. Lütfen herkes kendisi için eğitim şart desin, başkası için demesin. Eğer biz bunu yapabilirsek, hayatta geçirebilirsek o zaman mesafe alacağız diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Bakanımıza, Hacettepe konukları ve Hacettepe ailesi adına çok teşekkür ediyoruz. Ancak kendilerini bırakmıyoruz ve rektörümüzü Sayın Ziya Selçuk'a Hacettepe heykelciğini sunmak üzere sahneye bıraktık. Çiçeğin salondaki emektar hanımefendi, kadın meslektaşlarına birine vermek istiyorum. Hocam, eğer lütfederlerse buraya davet edelim kendisini.
şeyi hak edenleri iyi saklamak lazım. Hoşçakalın arkadaşlar.